Merhaba arkadaşlar. Uluslararası iktisadi büyüme, kalkınma ve Türkiye ekonomisi ile ilgili seçme sorular çözeceğiz. Sizlerden gelecek yorumlarla da soruların çözüm sırasını değiştirebileceğiz. Bu testimizde önce ikinci soruya bakacaktık. Az önce kayıda geçtiğimiz için tekrar başa aldım. Şimdi A ülkesi ve B ülkesi diye iki ülke var. X malı ve Y malı da bu iki ülkenin ürettiği iki malı temsil ediyor. Bu tür konuları çalışırken, bu iki konuyu, mutlak üstünlük, karşılaşmalı üstünlüğü çalışırken en çok yapılan hata şu tabloların içindeki sayıların üretim mi yoksa işçi sayısı mı olduğunu karıştırma hatasıdır. Bakın mesela bu ikinci soruda diyor ki X ve Y mallarının birim emekle üretilen miktarlarını gösteriyor. Yani şu 10 sayısı şöyle örnekleyebiliriz. Bu 10 sayısı A ülkesindeki bir işçi, bu işçileri mavi renkle gösterelim. Bir yıl çalıştığı zaman X malında 10 birim üretiyor. Ama A ülkesinde bu işçiyi götürüp Y malı üretiminde kullandığınız zaman 20 birim üretiyor. Peki B ülkesinin işçileri kırmızı renkle gösterilsin. B ülkesindeki işçilerden birini X malı üretiminde kullandığınızda 4 birim, Y malı üretiminde kullandığınızda da 6 birim üretim yapılıyor. Şimdi seçeneklere de hemen göz atıyorum. Bakın mutlak üstünlükten bahsediliyor. Karşılaştırmalı, şunu doğru yazamamışız bu arada fark ediyorsunuz. Karşılaştırmalı olacak. Karşılaştırmalı üstünlükten bahsediliyor. Hemen mutlak üstünlük, karşılaştırmalı üstünlük nasıl değerlendiriliyor? Hatırlayalım. Arkadaşlar X malında A ülkesinin bir işçisinin yaptığı üretim, B ülkesinin bir işçisinin yaptığı üretimden daha fazla. O zaman diyoruz ki X malında A ülkesi mutlak üstündür. A ülkesi mutlak üstündür. O zaman şöyle sonuçları şuraya yazalım. Bakın A ülkesinin işçileri ve B ülkesinin işçilerini kıyaslıyoruz. Ve diyorum ki X malında A ülkesi MÜ yazıyorum. Mutlak üstün. Peki Y malında da öyle mi? Mavi işçilerle kırmızı işçileri kıyaslıyoruz. Bakın Y malında da. Mutlaka biliyorsunuz. Mesela burada 20'ye 6 ya. Yukarıdaki sayı 7 olsa da üstün diyecektim. Mesela burada 10'a 4 değil mi? 5 olsa da üstün diyecektim. O zaman A ülkesi Y malında da üstün. O zaman Y malı açısından bakarsak yine mutlak üstünün A ülkesi olduğunu söyleriz. A ülkesi burada da mutlak üstün. Elbette bilen arkadaşlar vardır. A ülkesi X'te de Y'de de mutlak üstün olduğuna göre cevap yazabilir misiniz mesajlarda? Sorudan soru türetelim. Adam Smith'e göre diye soru gitseydi, Adam Smith'e göre dış ticaret nasıl yapılırdı? Kim hangi malı satardı? Kim hangi malı alırdı? İthalat ve ihracat kavramları. Evet, arkadaşlar yazdılar. Ticaret olmazdı eğer Adam Smith ifadesi olsaydı soruda mutlak üstünlükler yaklaşımına göre bir ülke iki malda da MÜ ise o zaman ticaret olmaz. Hangisi doğru değildir diye sorunun kökünü görüyoruz. Biz A ülkesinin X'te de Y'de de mutlak üstün olduğunu görmüştük. Hemen D şıkkı göze çarpıyor. Cevabı verelim. Zaten cevaplar en sonunda var. Yani B ülkesi her iki malda da mutlak üstün değildir diyormuş. Pardon, ben yanlış okuyordum az daha. Hemen düzeltiyorum. Bakın B ülkesi her iki malda da mutlak üstün değildir. Çünkü her iki malda da mutlak üstün olan kim? A ülkesi. O zaman bu doğru diye hemen kendini gösteriyor. Güzel. Peki eğer bir ülke iki malda da mutlak üstünse bu defa eğer soru bunu gerektiriyorsa karşılaştırmalı üstünlüğe bakılıyor arkadaşlar. Nasıl bakılıyor karşılaştırmalı üstünlüğe? Şöyle. X malında mutlak üstün ama kaç kat mutlak üstün? 10 bölü 4'ten kaç kat olduğunu buluyoruz arkadaşlar. 10'u 4'e bölersek 2,5 katlık bir üstünlük var. Peki 20'yi 6'ya bölersek? 20'yi 6'ya bölersek kaç kat üstün olur? 3 kat desek 18 olduğuna göre yaklaşık 3,2. Yani
2,5 kattan daha fazla. Eğer bir ülke 2 malda da mutlak üstünse ama bir malda daha çok mutlak üstünse, bu durumda o ülke daha çok kat üstün olduğu malda karşılaştırmalı üstün oluyor. O zaman hangisi doğru değildir arıyoruz. A ülkesi hangi malda karşılaştırmalı üstün? A ülkesi Y malında karşılaştırmalı üstün. Bu da doğru. O zaman şöyle yazalım. Y malında A ülkesi karşılaştırmalı üstün. Peki arkadaşlar, karşılaştırmalı üstün olduğu zaman soru şıklarında yok ama biz sorudan bilgi türetiyoruz. Y malında A ülkesi karşılaştırmalı üstün olduğuna göre A ülkesi ne yapacak? Y malını ithal mi edecek, ihraç mı? Karşılaştırmalı üstün olduğuna göre A ülkesi Y malını ihraç edecek. Otomatikman hiç düşünmeden X malını da ithal edecek diyebilirsiniz arkadaşlar. Peki bir ülke iki malda da karşılaştırmalı üstün oluyor mu? Hayır. Y malında A ülkesi karşılaştırmalı üstünse, biz derslerde bunların ispatlarını yaptık. Burada kestirmeden cevaba ulaşmayı tabii öne çıkarıyorum. X malında da B ülkesi otomatikman karşılaştırmalı üstün oluyor. Dolayısıyla B ülkesi de A'nın tam tersini yazabilirsiniz. X malını ihraç ediyor, Y malını ithal ediyor. Evet. İnternet paylaşımında evet bazı sorunlar olabiliyor. Ses herkese donuk mu geliyor? Nasıl arkadaşlar ses durumu? Sesi iyi alan var mı? Evet. Evet, internet bağlantısı. Ara ara ekranda da şey çıkıyor zaten, uyarı internet bağlantısı zayıf diye. Evet. O zaman A ülkesi yalnızca X malında mutlak üstündür ifadesi var zaten şurada. Cevabı çoktan bulmuş olduk. A ülkesi hem X malında hem de Y malında mutlak üstündür. Sadece X malında değil. Peki iç fiyatlara nasıl bakıldığını bir hatırlayalım. İç fiyatlar. Arkadaşlar, A ülkesi için iç fiyat şöyle bulunuyor. Bakın bu mavi işçiler üzerinden düşünün. A ülkesinde bir işçi 10 birim üretim yapıyor X malından. Aynı işçiyi Y'de kullansanız 20 birim. O zaman A ülkesinin sınırları içinde 10X eşittir 20Y oluyor. Dolayısıyla sadeleştirirsek 1x ona bölerek 2y oluyor. 1x 2y doğru. Peki B ülkesinde iç fiyatlar 4'e 6. Yani 4x eşittir 6y. 4 ile sadeleştirirsem, 4'e bölersem daha doğrusu, o zaman x eşittir, 1x eşittir 3 bölü 2y. Bu da doğru. Yani ikinci soruda işte bu akıl yürütmeyle, bu yorumlamayla cevabı C olarak seçtik. Evet. Bu iç fiyatları söylemiştim Muhammed. Yani A ülkesinin iç fiyatlarını çıkardım. A ülkesinde 10x 20y'ye eşit. Bunları sadeleştirince 10'a bölerek şöyle şu çizginin üstünde 1x 2y oluyor. B ülkesi açısından bakınca da 4 x 6y'ye eşit. 4x eşittir 6y ise her tarafı 4'e bölerek bu durumda 4x eşittir 6y sadeleştirdiğimizde de 1x 1,5y olur. Evet. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda A ülkesi, B ülkesi, demin Mükerrem'in sorduğu buydu özellikle. A ülkesi, bakın soru cümlesini okuduğumuzda şunu görüyoruz. Bir birim X malı üretmek için ve bir birim Y malı üretmek için gerekli iş gücü miktarı. Ha, bu şu demek, yani buradaki 20 birimin anlamı, bir ton X malı üretmek için A ülkesinde 20 işçi kullanılıyor. Yani bu 20, şöyle ok çıkartıp üzerinden yazabilirsiniz. Bu 20, bir birim X malı için, için çalıştırılması gereken,
kullanılan, çalıştırılan işçi sayısı. Bu çok önemli. Tabloda bakın işçi sayısı. Yani o 20 birim üretilen mal miktarı değil. Soru cümlesinde bu belirtilecektir. Eski yılların sorularını bilen arkadaşlar biliyor. İki türde sorulmuştur. Eğer Mükerrem A ülkesinde 20 birim işçiyle 1 birim X malı üretiliyorsa, B ülkesinde ise 5 işçiyle üretiliyorsa aynı mal. Yazabilir misiniz? Hangi ülke X malını daha başarılı üretiyor, daha verimli üretiyor? X malında iyi olan ülke kim? Evet, B değil mi? Evet, güzel. Yani buradan şu sonucu çıkardınız. Tablodaki rakamlar eğer üretilen mal miktarlarıysa rakamların büyüklüğü üstünlük. Ama işçi sayılarıysa rakamların küçüklüğü. Az emek çok iş gibi. Doğru. Öyle söyleyebiliriz. Esra yazmış. O şekilde bakacağız. O zaman bunların işçi sayısı olduğunu gördüğümüze göre şimdi bakalım. Bu sayılara göre, buradaki değerlere göre bakıyorum X malında kim üstün? B ülkesi X malında hemen bunu görüyoruz. MÜ'dür, mutlak üstün. Peki B ülkesi Y malında da mutlak üstün mü? Bakın Y malını üretmek için A ülkesinde 10 işçi gerekiyormuş. B ülkesinde 2 işçi. O zaman B ülkesi Y malında da MÜ. Deminki durum. Yani B ülkesi iki malda da mutlak üstündür. Şimdi burada doğruyu arıyoruz. Karıştırmayalım. Doğru hangisidir üçüncü soruda? Ona bakacağız. Şimdi bir ülke iki malda da mutlak üstün olduğu zaman biliyorsunuz ticaretin yönü için karşılaştırmalı üstünlüğe bakılacak. Burada da yapılacak işlem şu arkadaşlar. B ülkesi X malında üstün. Deminki gibi. Ama kaç kat üstün dersek yine 20/5'ten buluyoruz. 4 kat. Peki Y malında kaç kat üstün B ülkesi? Yani buradaki katı şöyle görün. A ülkesinin kullanması gereken işçi sayısı 10'sa ama B ülkesi 2 işçiyle aynı malı üretiyorsa onun 5'te 1'i kadar işçi kullanıyordur. Bu da 5 kat üstün olmak demektir. 5 kat. O zaman hangisinde daha çok kat üstün? Hangisinde? Bu defa B ülkesinin daha çok kat üstün olduğu mal Y malı oluyor. Evet, Y'de üstün. O zaman hangisi doğrudur dersek B ülkesi Y malında mutlak üstün demiştik. Doğru, virgülü koydum. Ama Y malında aynı zamanda karşılaştırmalı üstün. İşte B ülkesi Y malında karşılaştırmalı üstünse A ülkesi de X malında karşılaştırmalı üstün olmalı. Dolayısıyla A ülkesi X malı üretiminde uzmanlaşmalıdır. X malını ihraç etmelidir sonucuna. Hızlıca ulaşabiliriz. Peki A şıkkı neden doğru olmasın? Biri 4 kat, biri 5 kat olduğu için. Şimdi hangisi? Ha, E doğru değil diyor. Zaten biz doğruyu arıyorduk Mustafa. E doğru değil diyorsun. B ülkesi Y malı üretiminde mutlak üstün. B ülkesi Y malı üretiminde mutlak üstün. Evet, bu doğru. Yani B ülkesi, tamam. Tamam. B ülkesi Y malı üretiminde mutlak üstün. Biz X'te de Y'de de B ülkesi mutlak üstün demiştik. Teşekkür ediyoruz Mustafa'ya. Yani arkadaşlar bu üçüncü soruda C doğru, evet, ama arkadaşımızın gördüğü gibi bakın E de doğru. Burada bunlardan birini benim değiştirmiş olmam lazım. İki doğru var diyebiliriz. Mükerrem, acaba sen de buna mı takıldın çözerken? İki şıkkı mı gördün? İki doğru var diyelim. Şöyle cevap anahtarını eklersiniz siz de. Hah, çok güzel. Bunu bulabildiysen zaten konuyu biliyorsun demektir. Çok güzel. Peki bir de diğer şıkları kontrol edelim bakalım başka hata çıkar mı? B şıkkında ne diyor? A ülkesi Y malı üretiminde karşılaştırmalı üstün. Y malı üretiminde karşılaştırmalı üstün olan B ülkesiydi. O yüzden bunu eledim. Peki A şıkkını bir değerlendirelim. B ülkesinin X malındaki ne diyor Tunahan? Orada önemli bir not olabilir.
Katlar aynı olsaydı ne olacaktı? Çok güzel soru. ÖSYM'nin böyle bir sorusu var. Bakın, katlar aynı olsa, işte o zaman Ricardo'ya göre de ticaret olmayacaktı. Yani arkadaşımızın sorduğu soru şu: şurada 20'ye 5, 4 kat diyor. Ona 2, 5 kat. Şu iki sayısı arkadaşlar, eğer 2 olmasaydı da, mesela 2,5 olsa, o zaman burası 4 kat olurdu. O zaman bu iki ülkenin ticaret yapması için bir imkan kalmazdı. Yani Ricardo'ya göre hangi durumda ticaret iki ülke arasında karlı olmaz? Sadece üstünlüklerin dereceleri eşitse, başka bir söyleyişle yurt içi fiyatlar birbirine eşitse. Yine özellikle Düzce'den katılan arkadaşların sorularını öne çekeyim. Onlara özellikle sözüm vardı. Diğer arkadaşlar da hangi soruya takıldılarsa onu soruyu öne çekelim. Bunlara bakmışsanız çok iyi etmişsinizdir. Bekliyorum. 12. Geriye de dönebiliriz. Hani 12'ye geldik diye önceki soruları şey yapmayın. Onları da sorabilirsiniz. Arkadaşlar 12. Aferin. Solov modeli. Çok önemli konu. Durağan durum ne demek? 12. soruyu çözmek için bakın önce bir şekil çizeyim. Durağan durum dengesi. Şimdi Solow'a göre, neoklasik iktisatçı Solow'a göre ekonomik büyüme sadece kısa dönemde olabilecek bir şey. Buna derslerde çok zaman ayırdık. Solow modelinde işçi başına sermaye K, işçi başına hasıla Y. Bakın bu küçük K sermayenin işçi sayısına bölümüdür. Yani işçi başına sermaye diye okunur. Peki bunun yatayda olması ne anlama geliyor? İşçi başına sermaye, işçi başına hasılayı belirliyor. Yani üretim fonksiyonu Y eşittir K şeklindedir. Bakın burada kök K. Peki kullanılan işçi başına sermaye arttıkça, işçi başına sermayenin üretime yaptığı katkı gittikçe nasıl oluyordu? Azalarak artıyordu değil mi? O yüzden üretim fonksiyonu şöyle azalarak artan bir fonksiyon. Y eşittir kök K şeklindeymiş. Üretim fonksiyonu. Peki üretim fonksiyonu bu. İşçi başına yatırım, onu da şöyle gösteriyorduk. İşçi başına yatırım da İSY. Bir de ekonominin büyüme temposunu belirlemede çok kritik hurdaya giden yatırım diyorduk derslerde, amortisman yatırımı. Bu da DK. D amortisman oranı arkadaşlar. K işçi başına sermaye. Şimdi bakın bu konuları hiç bilmeyen bir arkadaşımız bile dikkatli olursa burada işin özünü kapabilir. Gerçekten bu mümkündür. Şu yeşille işaretlediğim noktaya kadar ekonomi büyür diyor Solow. Mümkün olduğunca basit bir dille konuşmaya çalışıyorum. Gereksiz hiçbir şey söylememek için düşünerek konuşuyorum. Özellikle bu konuyu ilk kez benden dinleyen arkadaşlar var. Şimdi bakın Solow modelinde şöyle farklı bir renk bulabilirsem. Şu işçi başına yatırımı şöyle üzerinden yeşille geçeyim. Bakın Solow modelinde ekonomik büyüme sürekli devam eden bir süreç değil. Belli bir yerden sonra ekonomik büyüme duruyor. Ekonomik büyümenin durduğu, bittiği yere durağan durum dengesi deniyor. İşte bu okla gösterdiğim noktadır. Bakın bu okla gösterdiğim noktaya kadar yeşille üzerinden geçtiğim eğri kırmızı amortisman yatırımının üstünde. O yüzden şu bölüm boyunca işçi başına sermaye 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye artarken ta buraya gelene kadar işçi başına sermaye sayısı
ekonomi sürekli büyüyor. Ama tam durağan durum dengesine geldiğimizde ekonomik büyüme bitiyor. İşte soru diyor ki, bu durağan durum dengesine gelindiğinde işçi başına sermaye kaç birimdir? Bu sayıyı soruyor. Başka neyi sorabilir? İşçi başına hasılayı sorabilir, bakın bunu sorabilir. Başka neyi sorabilir? İşçi başına yatırımı sorabilir. Biz sorulabilecek her şeyi bulalım. İşte bu soruya cevap vermek için önce durağan durumu bilmek lazım. Demin arkadaşların yazdığı gibi, ben de buraya yazayım. Durağan durum dengesi demek, SY'nin DK'ya eşit olması demek. SY nedir? Bir kere S, tasarruf eğilimi %30. Soru verir bunu her zaman. 0,30. Yani ülkede gelirin %30'u tasarruf ediliyor. Peki Y? Y yerine kök K yazacağım. Kök K. Peki D nedir? Amortisman oranı. Amortisman oranına bakıyorum, %5. Yani her yıl makinelerin %5'i hurdaya gidiyor. Böyle anlayabiliriz bunu. Çarpı K. İşte bu eşitliği çözdüğümde K'yı bulursam, bu durağan durum K'sı olacak. Yine internet bağlantısı düzensiz yazdı. 0,30 bölü 0,05 eşittir. Sağ tarafta K var. Kök K'yı bunun altına atıyorum. 0,30'u 0,05'e bölersem 6 çıkar. 6 eşittir K bölü kök K. Amacım K'yı bulmak, bu köklü ifadeden kurtulmak için şu yola başvurabilirim. Bakın şu bölümün, şu bölümün karesini ve şunun karesini alırsam. 6'nın karesi 36. K kare bölü K. K kare bölü K'nın da K olduğunu bildiğimize göre, o zaman şurada aradığımız sayıyı bulmuş oluyoruz. O sayı 36. Bunu şöyle anlayalım arkadaşlar. İşçi başına makine 1, 2, 3, 4, 5 diye arttıkça bu ülke, bakın şu taradığım mesafeler dolayısıyla büyüyor. Çünkü yatırımlar hurdaya giden yatırımdan fazla. Ama işçi başına makine 36 olduğunda yatırımla hurdaya giden yatırım eşitlendiği için ekonomik büyüme duruyor, bitiyor. O yüzden cevap A olacak. Peki Y'yi sorsaydı, küçük K'yı 36 bulduk. Bu 36 ise Y'de kök K olduğuna göre, o zaman Y'de kök 36, yani 6 oldu. Şurasının da 6 olduğunu bulabilirdik. İşçi başına hasıla. Hazır bu soruyu çözmüşken, sizin şöyle yazmanızı bekleyeyim biraz. Bununla ilgili 2-3 soru daha vardı. Onları da arka arkaya çözersek, bu durağan durumu özellikle tüm arkadaşların çözmesini istiyorum. Yani Solow modelinin kalbi diyebiliriz durağan duruma. Dokuza da bakarız tabii ki. Durağan durum 38'de mi var? Şöyle bakıyorum, yazmadıysanız geri döneyim. Evet, bakın burada bir soru daha. 38, ondan önce de vardı sanki. Şurada 35. Aynı soru çünkü. ...35. soruya bakalım. Solow modeline göre üretim fonksiyonu Y eşittir 16K üzeri 0,5... tasarruf eğilimi %50... amortisman oranı %9... nüfus artış hızı %1. Arkadaşlar az önce nüfus artış hızı yoktu. Eğer soruda nüfus artış hızı verilmemişse, hatırlayacaksınız, 0 alıyoruz. Demin 0 almıştık. Peki nüfus varsa, nüfus varsa aynen amortisman gibi işçi başına makine sayısını nüfustaki bu artış azaltıyor. O yüzden 35. soruda da şöyle yapacağız, bakın çizimimizi.
İşçi başına sermaye, işçi başına hasıla. Şöyle azalan verimler yasası nedeniyle azalarak artan bir üretim fonksiyonu. Y eşittir fonksiyonudur K. Bunun zaten fonksiyon hali verilmiş. İşçi başına yatırım İ. Ve orijinden çıkan şöyle. Bakın DK diyorduk. Şimdi D artı N çarpı K diyoruz. Nüfus artışı olumsuz bir rol üstleniyor bu konuda. Denge noktası şurası oluyor. Durağan durum dengesi burası arkadaşlar. Bakın yine aynı yeri soruyorum. Bu defa da şöyle şuraya yazalım işlemleri. Durağan durum dengesi demek İSY yani işçi başına yatırım SY ile gösteriliyor. SY'nin D artı N çarpı K'ya eşit olduğu duruma durağan durum diyoruz. S 0,5. Y neydi? Y biraz daha zor bir denklemdi. 16 K üzeri 0,5. Yani 16 K üzeri 0,5 eşittir. D ile N'nin toplamı, D ve N'nin toplamı biri 0,09, biri 0,01 olduğuna göre 0,10 K. 16 ile 0,5'i çarpıyorum. 8. K üzeri 0,5 biliyorsunuz kök K demek. 0,10 eşittir K. Amacım K'yı bulmak deminki gibi. 8 bölü 0,10 eşittir K bölü kök K. Deminkine benzer bir yere geldi. 80 eşittir K bölü kök K. Bu defa da iki tarafı burada karesini alıyorum ki kökten kurtarayım. 80'in karesi 6400. 6400 eşittir K kare bölü K. Yani 6400 eşittir K. Yani şu sayı arkadaşlar aradığımız sayı 6400'müş. Yani işçi başına sermaye 6400 olana kadar ekonomi büyümeye devam edecek. 6400'den sonra ekonomik büyüme bitecek. ...38'de benzer konuyla ilgiliydi. Bakın yine durağan durum dengesi ama bu defa durağan durum dengesi yine sorulmuş. Ama iş gücü başına yatırımı soruyorum burada. Biraz ezber bozmak için. Yani durağan durumda illa K sorulmak zorunda değil. Yani bu şekli umarım yeterince çizmişsinizdir. Durağan durum grafiği şekil çizilerek çok iyi öğrenilebiliyor. Y eşittir fonksiyonudur K. İşçi başına yatırım böyle. İ. Ve kırmızıyla genelde çiziyorduk. Geleneği bozmayalım. Şöyle giden, alamadım kırmızıyı şuradan. Evet, şuradan çıkıp şöyle giden DK. Şimdi bakarsak verilere, amortisman %5. Durağan durum dengesi soruluyor. O burası demek. DDD diyorum. Durağan durum dengesinde işçi başına yatırımı soruyor. Bakın şurası. İşçi başına yatırım bu defa. Ama bunu bulmak için yine işçi başına sermayeyi bulmak gerekecek. Yani K'yı. Yazalım. Durağan durum dengesinde SY eşittir DK. Baktığımız zaman S tasarruf eğilimi 0,25 çarpı kök K eşittir. Amortisman oranı %5. %5 K. Kök K bölü K ya da şöyle K'yı burada bırakalım. Deminki şekilde kullanalım. Şunu sileceğim elbette. ...0,25'i
0,05'e bölüyoruz. Yani 5 eşittir k bölü kök k olacak. Ve buradan yine her tarafın karesini alarak çıkacağız. Ve 25 eşittir k olacak. 25 eşittir k. Bakın 25'i buraya yazıyorum. Ama sorunun cevabı 25 değil şıklarda olmasına rağmen. Çünkü işçi başına sermayedir 25. Peki k eşittir 25 ise işçi başına yatırım nedir? İ eşittir S çarpı Y demiştik. O zaman İ eşittir S 0,25. Y nasıl bulunuyordu? Y kök K'ydı. Y kök K. O zaman kök K diye yazdım. O zaman İ eşittir 0,25 bölü çarpı kök 25. İ eşittir 0,25 çarpı 5. Evet, bu da 1,25 çıkacaktır. Evet, Edirne oluyor arkadaşlar. Birazdan kapanacak. Hemen bağlanabilirsiniz. Devam edelim. Bakın 3 tane durağan durum dengesi sorusu. 38, 35,